konuşma gerektiren forumlar nedeniyle sesle bir sıkıntı var, sesimde bir sıkıntı var. O yüzden biraz sesim çok net değil, o yüzden lütfen kusura bakmayın. O nedenle çok da fazla konuşma imkanım da yok. Öncelikle çok güzel karlı bir kış gününde Avucra'da o eski karlar kadar olmasa da yine 40 yıl önceki, 50 yıl önceki o görüntüleri hatırlamaktan dolayı son derece böyle bir günde Avucra'yı ziyaret etmekten dolayı son derece memnun olduğumu, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum ve bütün siz değerli hemşehrilerimi de uzun bir aradan sonra dostlarımızı görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim çocukluğumuzda bizim ev ile yol arasında öyle bir kar yağardı ki bizim yaşlı olanlar hatırlar. Rahmetli babam tahta kürek vardı. Karlar o tahta küreklerle temizlenirdi. Kürekle o yolu açardı. Ana yola kadar tam bir tünel gibiydi. Yani bizim boyumuzdan daha yüksek olurdu karın yüksekliği. Efendim hatırlarsanız öyle karlar kanardı. Şimdi o kadar olmasa da bu görüntüler bana o günleri hatırlattı. Gerçekten yani tabii o zaman şartlar çok farklıydı. Her şey çok farklıydı. Hayat zordu. Ama işin garibi biz o zorluğu hiç hissetmiyorum. O günlere ait olumsuz hiçbir hatıram yok. Yani yokluk vardı, herkeste yokluk vardı. Devletin sunduğu hizmetler, imkanlar son derece sınırlıydı. Ama buna rağmen hepimiz mutluyduk. Ve onun ötesinde bir mahalle mantığı, bir büyük aile kavramı söz konusuydu. Herkes birbirini sayardı. Akşam 6'dan sonra biz çocuklar sokağa çıkamazdık. Bizi sokakta herhangi bir büyüğümüz gördüğü zaman akrabamız olması gerekmez. Bizi ikaz ederdi ve evimize giderdik. Böyle mükemmel bir toplumsal dayanışma, sevgi, kadim medeniyetimizin en güzel değerlerinin yaşatıldığı dönemlerdi. Ve o nedenle olumsuz hiçbir hatıra o yıllardan, o günlerden taşımıyorum. Değerli hemşehrilerim, inşallah aslında Avucra genel olarak bu özelliğini kaybetmedi. Tabii doğal olarak her şey değişiyor. Özellikle küresel ölçekli kültür emperyalizmin çok yoğun bombardımanıyla, baskısıyla karşı karşıyayız. Elbette bu değerlerden kayıplar yaşanıyor, erozyon meydana geliyor. Ama genel olarak Avucralılar bu özellikleri korumaya devam ettiler, devam ediyorlar. Zaman zaman bu çıkıntılar yaşanıyor. Zaman zaman bizim medeniyetimizin alışık olmadığı, bizim çok yabancı olduğumuz, yabancısı olduğumuz yöntemlerle karalamalar, iftiralar, hakaretler yapılabiliyor. Ama biz onları görmüyoruz. Biz onları duymuyoruz. Biz onları muhatap almıyoruz. Biz onları ciddiye almıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biz sadece ülkemize, memleketimize hizmet için varız. Bugüne kadar bu amaçla, bu gayeyle hareket ettik. Bugün itibariyle baktığımızda benim siyasette aktif herhangi bir kimliğim bulunmamaktadır. Biliyorsunuz 3 dönem kuralı gereği Cumhurbaşkanımızın talimatı ve kararı ile 3 dönemden fazla görev yapan milletvekillerinin tamamı, ki ben 5 dönem milletvekili Rabbim nasip etti, tamamı geri hizmetlere, daha doğrusu mutfağa çekildi. Şu anda mutfaktan hizmet ediyoruz. Elbette hareketin içindeyiz. Elbette
milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Aktif olarak önde olmasak bile hareketin içinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Yani siyasetteki makamlı görevlerimiz bittiği zaman dostluklar bitmiyor. Esas o zaman başlıyor. Esas insanların kanatı, kalitesi o zaman ortaya çıkıyor. Yani milletvekili olduğunuz zaman, bir görevde olduğunuz zaman görevinizin gereğini yapacaksınız zaten. Ama o makamlardan ayrıldığınızda, uzaklaştığınızda esas vatandaşa, hemşehrilerimize gösterdiğiniz yaklaşım, onların sorunlarının çözümüne ilişkin ortaya koyduğunuz ya da koymadığınız performans insanın kalitesini belirler. Esas olan odur. Biz de hayatımızın sonuna kadar elbette doğduğumuz bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim üzerimize vebaldir. Bu topraklarda yetişmiş olmanın vebalidir. Çünkü bu millet, bu topraklar bizi çok önemli görevlere getirdi. Elbette Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ve Cumhurbaşkanımızın vesilesiyle önemli görevlere geldik. Bunun borcunu hayatımızın sonuna kadar nefes aldığımız sürece ödemeye devam edeceğiz. Onun için bu şekilde kargaşa çıkarmayı, fitne çıkarmayı hedefleyen saldırılara, davranışlara biz hiçbir zaman eyvallah etmiyoruz. Onları ciddiye almıyoruz, önümüze bakıyoruz. Bakın, bir beş yıl, Alışra bir beş yıl kaybetti hizmet anlamında. Son beş yılda belediyecilik olarak Alışra'da hangi hizmetler yapıldı diye şöyle bir düşündüğünüzde hiçbir hizmetin yapılmadı. Ufak tefek normal günlük faaliyetlerin dışında hiçbir önemli hizmetin yapılmadığını görürsünüz. Çünkü zaten burada yaşıyorsunuz. Bunları görme imkanınız var. Yani ne doğalgazın getirilmesi ne de buna benzer hizmetlerin hiçbir tanesi belediye tarafından getirilmiş, yapılmış hizmetler değildir. Üç ilçeye doğalgaz getirilmesi talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında vermiş ve 2023 olarak planlanmıştır. Yani talimatı zaten Cumhurbaşkanımız vermediği takdirde doğalgazın ilçelere götürülmesi mümkün değil. Hepsinde Cumhurbaşkanımızın talimatı vardır. Dolayısıyla bu bir belediye hizmeti değildir. Artık önümüzdeki 5 yıllık dönem için kaybetmememiz gerekiyor. Alışra yeni bir 5 yılı kaybetmemeli. Yapacak çok işler var. Onları tamamlamamız gerekiyor. Bakın, hepsini bir tarafa bırakın. Sadece Alışra'ya kazandırdığımız son derece modern, mükemmel asfalt belenti tesisi 5 yıldan beri atıl olarak bekliyor. Kullanılamadı. Hedefimiz 2019 ve 2020 yılında Alışra'nın tüm köylerinin, merkezin kalan kısmının ve köylerinin tamamının yollarının sıcak asfalt yapılması idi. Kaynağı da hazırdı. O zamanki rakamlarla 15 milyon lira bir yıl için bu asfaltlama çalışmasında kullanmak üzere parasını da göndermiştik. Fakat engellendi. Kanun dışı bir şekilde engellendi. Ve bu hizmetler Alışra'ya, köylerimize götürülemedi. 5 yıldan beri milyonluk tesis orada bekliyor. Atıl bir şekilde bekliyor. 11 an önce tamir edilip, elden geçirilip işler hale getirilmesi ve önce Alışra merkezde ve mahallelerde kalan kısımların asfaltlanması
Sonra bütün köylerimizin sıcak asfaltının evladiyelik bir şekilde, kalıcı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunu yapacak olan kadro da bellidir. Bunu diğerleri yapamaz. Geçtiğimiz 5 yılda yapamadılar. Tam tersine engellediler. Yapmak istedik, engellediler. Bloke ettiler. Kanunsuz bir şekilde blok ettiler. Avrupa'ya ikilik getirdiler. İnşallah bütün bu ikilikleri kaldıracağız. Bütün bu bölünmüşlüğü kaldıracağız. Ve Alucralı kardeşlerimizin tamamı bu hizmetten hepsi faydalanacak. Bunun için de önümüzdeki 5 yıllık dönem için Aluca Belediyesi'ne AK Parti'mizin adayı Faruk Demirel kardeşimizin bu göreve getirilmesi halinde birlikte inşallah Aluca'ya çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz, hizmetler vereceğiz. Biz de her zaman destekleyeceğiz. Ne gerekiyorsa o desteği arkadaşlarımıza sağlayacağız ve inşallah geçtiğimiz 5 yıldaki bu açığı kapatacağız. Zaman sanıyorum doldu, iftar vakti. O yüzden ben daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın çok değerli hocam, değerli Avrupa hemşehrilerim. Bu iftar programına katıldığınız için hepsinize teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bir konuyu da söylemeden geçemeyeceğim. Mevcut belediye başkanı şu anda diyor ki doğal gazı ben getirdim. Yok bilsinler. Sayın Bakanım herkes diyor ki doğal gazı Suat Aybar getirdi. Burada bizi ısıtıyor diyorlar. Herkes de bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiğini, talimatlarını verdiğini burada kimine bu sözleşmeyi yapacak? Belediye başkanlığıyla, belediyeyle, Aruca Belediyesi'yle yapılacak. Gidip de başka bir yerine yapılacak değil. Sözleşmesini yaptı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla doğalgazımız Aruca'ya geldi. Devamı da gelecek. Hepsine de hayırlı akşamlar diyorum. Teşekkür ediyorum.